Ama fiyatlardan dolayı da biraz yükselmiş. Bir de ayrıyeten elektriğe de zam gelmiş haliyle. %50-160 lira varmış zamı elektriğin. Bir de sobada da zam geldiği zaman haliyle insan biraz düşünerek alıyor. Ve çok lazım olmasa çok lüzumsuz kimse almaz. Ama lazım olduğu zaman da millet alır. Çok gerekli olmadığı zaman almaz kimse. Ama haliyle gerektiği zaman da mecbur millet alıyor ama pahalı. %60 zam yemiş. Geçen sene bu sene oranla %60 zam yemiş. %60 az. 100 milyonda 60 milyon. Her 100 milyonda 60 milyon zam yemiş. Yani bir 500 milyonluk bir sobaya düşünün ne kadar gelmiş. 250-300 milyon zam yemiş bir otomatikmen. Bir de en iyi bir şey, iyi bir soba almak isterseniz 1050 liradan aşağı yok. Kumandalısı olsun, kumandası olsun. İyi üründe pahalı. Ama normal ürünler var. Biraz uygun ama istediği verimi alamıyor müşteri o kötü üründen de. O yüzden milletin alım gücü biraz azalmış. Hayırlısı olsun, ne yapalım? Biz de satmaya çalışacağız artık. Burada bekliyoruz. Eğer havalar soğursa gene satış olur da ama istediğimiz seviyede değil. Geçen sene bu vakitte 50-60 adet rahat satıyordum. Şimdi 10 adet 12 adet satmışım. Düşün bak ne kadar fark etmiş. 50-60-40 tane fark var. 40 adet. Stoğumuzu yapmışız ama bekliyoruz. Olursa iyi olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Yani biz de Eskiye göre kiramızı ödüyoruz, şuraya ödüyoruz ama inşallah satarız da kiramızı öderiz en azından. Şimdi stok yapma şansımız da yok eskisi gibi. Her şey artmış. Onun için günlük artık biz de alıyoruz. 20 adet. Eskiden 50 adet alıyordum. Şimdi 20 adet alıyorum. 50 adet alamıyorum. Niye stok yapamıyoruz? Çünkü her şey çok zam yemiş. Paraya gerektiriyor. Maliyet gerektiriyor. Kasada biraz paran olman lazım. Hesapta biraz paran olman lazım ki ürünü alabilesin. O da yok. Tüketiyoruz çünkü her şey zam yemiş. Alamıyoruz ki bir şey. Artık günlük yaşıyoruz vallahi yani bu zamlardan sonra günlük yaşıyoruz. Neyin olacağı belli değil ki. Bilmiyoruz ne yapacağız biz de. Şaşırdık. Bu zamlardan dolayı vallahi biz de şaşırdık. Ne yapacağız? Ne alacağız? Ne edeceğiz biz de bilmiyoruz. Şu anda oturuyoruz, bakıyoruz birbirimize. Ben mala, o mal bana bakıyor. O şekilde. Zaten Kafada sürüyor. kafada yerleşmiş. Zam gelmese bile zam gelmiş diyor. Zam gelmese bile zam gelmiş diyor, biliyor. Zam yemiş, her şeyin zam yediğini biliyor. Girdiği zaman o şeyle giriyor zaten. Zamlı giriyor. Kafasında o zam var, biliyoruz artık. Bilinç altına yerleşmiş artık o müşterinin. Girdiği zaman korkarak giriyor, tereddütlü giriyor. Lazım olan şeyi de almak zorunda. Fiyat söylediğimiz zaman ne olmuş? Geçen sene böyleydi. Geçen seneydi, bu sene bir bak. Çok fark etmiş ama. Öyle bir şey. Yani ben ilk defa görüyorum. Hakikaten de çok yüksek. Yüksek fiyat. Eskiden bir el arabacı bir de dolap alabiliyordu. Tezden alabiliyordu. Şimdi lüks. Artık evdeki eşyanıza sahip çıkın diyorum. İyi bakın. Böyle özene özene bakın artık o eşyanıza. Artık millet de evdeki şeye daha fazla değer verecek. Eskiden değer verdi nasıl alırız, bozulsa alırız. Şimdi o şeyden o şansımız da kalmadı. O olay da bitti artık. Bak %20 satış yapabiliyoruz. Yani geçen yıla göre %80 düşmüş. %20 ile sürünüyor şu anda. İşler bayağı durgundur. Elektrikli sobalarda geçen seneden mesela %30'u hepsi düştüler. Geçen sene 100 tane satıyorduk. Bu sefer 20 tane, bu sene 20 tane, 30 tane satıyoruz. Fazla da satılmıyor. Elektrik pahalandı diye, doğalgaz pahalandı diye bu sefer fiyatlar da düştü. Eskiden ucuzdu, elektrik ucuzdu. Millet alıyordu, kullanıyordu. O zaman da çok güzel para kazanıyorduk ama şimdi artık kazanamıyoruz. Şimdi 120 liradır. 100'e de veriyoruz. En pahalısı 400 lira. O da şişleri kalın olduğu için. Bunun şişleri incedir. O diğerinki daha kalındır. Isısı daha fazladır o zaman. Bununki daha azdır. Eskiye göre şimdi çok düşüktür. Çok düşüktür. Eskiden daha iyiydi, şimdi daha düşüktür. Ayda o zaman 3 5-6 tane satıyordu, şimdi 2 tane ancak satıyoruz. Bayağı düştü yani. Bu doğal gaz kullananlar, onlar tercih ediyorlar. Çünkü doğal gazı kullanamıyorlar. Fazla yüksek elektrik şey geliyor, fatura geliyor. Şimdi onlar tercih ediyorlar.